Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyar'la Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da bildiğiniz üzere Zeyl'in ikinci parçasındayız. Zeyl'in ikinci parçası ne yapıyor dersek, ne yapıyor bizde, neyi inşa ediyor dersek şöyle bir cevap verebiliriz. Hayat aynası üzerinden akaid-i imaniyenin görünüşünü anlatıyor. Nasıl anlatıyor bunu? Tek tek o erkan-ı imaniyenin rükünlerine bakan yönleriyle hayatı anlatarak yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın kitabı olarak hem Kur'an, hem sünnet, hem kitab-ı kebiri kainat, hem vicdan, bunlar birbirini doğrular, birbirine bakar yönleri olan, birbirine işaret eden ayrı ayrı kitaplar, aynı müellifin kitapları tabiri caizse, aynı Cenab-ı Hak tarafından yaratılan kitaplar bunlar. Tevhidin gereğince biz böyle iman ediyoruz. Elhamdülillah ki böyledir zaten. Böyle olunca onların arasında ister istemez ilişkiler var, bağlar var. Görebilen için birbirini gösterir şen ve namlar var. Bediüzzaman Hazretleri de bu Zeyl'in ikinci parçasında hayat aynasını bir merkez, bir odak, bir temel motif kılarak ondan işte bu bağlantıları kurmayı öğretiyor bize. Hayatı veren kimse bu erkan-ı imaniyeyi emreden de odur. Bizdeki şartları oluşturan kimse şeriatı oluşturan, yaratan da odur, emreden de odur tarzında bir bağlantıyı bu metni okuduktan sonra kuracağız. Allah'a iman ve hayat arasındaki bağı zaten gördük, okuduk, konuştuk. Geçtiğimiz haftalar bununla geçti. Şimdi de Melaike'ye iman rüknüyle peygamberlere iman rüknüne bakan yönlerini ele almaya çalışacağız. Elbette süremiz el verirse ikisini birden bugün bitirmeyi istiyorum. Bu istediklerimden pek azını başarabiliyorum. Ama inşallah niyetim o yönde. Önce size metinden biraz okuyayım. Yani neredeyse 1,5 sayfa kadar bir metin okuyayım. Ondan sonra tekrar başa dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Bismillah. Hem hayat, melaikeye iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymettarlığı için nüshaları teksir edilen ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır. Ve madem küre-i arz bu kadar zihayatın envaıyla dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdit ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşalır ve en hassiz ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk edilerek bir mahşer-i hüveynat oluyor. Ve madem hayatın süzülmüş en safi hülasası olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh, bu küre-i arzda gayet kesretli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre-i arz, hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup, öyle şenlendirilmiştir. Elbette küre-i arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecram-ı semaviye, ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayattar vaziyetini verecek ve netice-i hilkati semavatı gösterecek ve hitabat-ı sübhaneye mazhar olacak olan zişuur, zihayat ve semavata münasip sekeneler, her halde sırrı hayatla bulunuyorlar ki onlar da melaikelerdir. Hem hayatın sırrı mahiyeti peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış
ve hayat dahi hayy-i kayyum-u ezeliğinin bir cilve-i azamıdır. Bir nakş-ı ekmelidir. Bir sanat-ı ecmelidir. Madem hayat-ı sermediye Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o hayat-ı ezeliye bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayatta olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat kat'i bir surette hayy-i ezelinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi o hayat-ı ezeliyenin şuatı, celevatı, münasebatı olan irsal-ü rusul ve inzal-ı kütüp rükünlerine bakar, remzen ispat eder ve bilhassa Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'ani hayatının ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hülasatül hülasadır ve Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam dahi asarının şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Ve Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaykının şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Enteresan terkipler, bunları açmak biraz zor olacak ama deneyeceğiz. Evet, 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 güzel bir vurgu olmadı. Evet, 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 doğru vurgu bu. Eğer kainattan Risale-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam nuru çıksa, gitse, kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse, kainat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Efendim, bu kadarını okuyalım. Ondan sonra kadere iman rüknüne geçiyor. Biz burada meleklere imanla, peygamberlere imanı konuşabilsek ne büyük muvaffakiyet. Deneyeceğiz ama inşallah bir kısmını konuşmuş olacağız. Hepsini konuşamasak da. Kendime güvenmiyorum hepsini konuşmak konusunda ama. Pekala. Tekrar döndük metnin başına, okuduğumuz kısmın başına. Meleklere imanla hayata iman arasında bir ilgi var. Hayata iman diyorum ama evet, doğru da diyorum, yani yanlış bir şey değil. Hayata hayat gibi inandığınız zaman, hayatı hayat gibi kavradığınız zaman, hayatın İslamcasını kavradığınız zaman, o size ister istemez meleklerin de gerekli olduğunu anlatıyormuş. Ama burada hayatın harikalığını doğru anlamak lazım. Yani hayatın harikalığını kavrayamıyorsanız, onu sıradan, adi, bu kainatın herhangi bir işi gibi görüyorsanız, mesela taş nasıl taşsa hayat da hayattır gibi, böyle ikisini bir kalemde alacak kadar sıradanlaştırmışsanız, ülfet peyda etmişseniz, o hayat size bunu göstermeyebilir. Nitekim bugün birçok biyolog var ki ne Allah'a inanıyorlar, ne ahirete, ne meleklere, ne kitaplara vesaire. Niye? O hayatı sıradanlaştırdığı için bunu yapıyor. Hayattaki harikalığa değil, ola gelen bir süreç gibi onu ele aldığı için, ondaki başkalıkları sezemediği için bu sıradanlaştırma, oradaki körleşmesi aleme karşı da onu körleştiriyor. Veya itikada karşı da onu körleştiriyor.
bizim bir alandaki körleşmemiz, altını bunun çizelim arkadaşlar. Bir alandaki körleşmemiz, özellikle kainattaki herhangi bir esere, onun mucizevi yönlerine karşı körleşmemiz bizi iman konusunda da körleştiriyor. Nasıl ki müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine şahit oluyorlardı. Gözlerinin önünde ay yarıldı. Daha nice mucizelere şahit oldular. Ama onlardaki körlükleri, yani onun mucizeliğine uyanamayışları, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam kemaline de uyanamamalarına sebep oldu. Bir yerleri anlasa da bir yerleri anlamadı, kabul edemediler, işlerini sığdıramadılar. İman onlara o sebepten nasip olmadı. Bu iman işi sadece bir entelektüel meşgale değil, insanın karşısındaki şeylere karşı dürüst olmasıyla ilgili. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bilmiyor muydu müşrikler? Ebu Cehil bilmiyor muydu? Ebu Leheb bilmiyor muydu kendi yeğenini? Elbette biliyordu. Ona karşı dürüst olamadılar. Ondaki kemale karşı, ondaki yalansızlığa, ondaki doğruluğa, ondaki ne bileyim yani her türlü ismet sıfatına, ismetin her bir parçasına daha o düzeyde dahi dürüst olamadılar. Eğer onlar da dürüst olsalardı, evet Muhammedül Emin'dir, bunda yalan olmaz, bu sözünde de hak vardır deselerdi kurtulacaklardı. Onlar bir ikirciyi kabul ettiler. O dürüstlükle yüzleşemediler, o karşılarındaki berraklıkla yüzleşemediler diyelim. Bu da imanlarına tesir etti. Bir alanda dürüst olmamaları, diğer alanlarda da dürüstçe de kararlar verememelerine sebep oldu. Bir alanda dürüst olmamaları, diğer alanlarda da dürüstçe kararlar vermelerine engel oldu diyelim. Demek ki her yerde dürüst olmak en büyük hile, hilesizliktir diyor ya Bediüzzaman. Her yerde dürüst olmak, her açıdan dürüst olmak bizi yanılabileceğimiz, ayağımızın sürçeceği tehlikeli alanlarda da dürüst kılıyor. Ahlaken dürüst olan illaki hidayeti kalbinde, gönlünde misafir edebiliyor Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremiyle. Pekala, hem hayat melaike iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Remzen ne demek? İşaret demek herhalde, öyle biliyorum ben. Evet, işareten ispat eder. Yani doğrudan ispat etmese de hayata bakıyorsun, aa işte melekler demiyorsun da tabii öyle olmuyor. Aa işte hayatın içinde melek var falan demiyorsun ama biraz böyle arkasını okuyabilirsen, biraz onun getirisine götürüsüne, gereklerine, yeterlerine baktığın zaman ya evet hani bu varsa o da olmalı çıkarımını yapabiliyorsun. Hem hayat melaikeye yani meleklere iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır, bunda şüphesi olan var mı? Kainattaki en büyük, en ehemmiyetli neticenin hayat olmadığı konusunda şüphesi olan var mı? Yani şüphesi olan varsa bir baksın, hayattan daha sistemli ne var kainatta? Daha üstün sanatlı, daha böyle ne diyelim mucizevi. Hepsi mucize kainatın da hayattaki çıplaklığı bu hadisenin daha fazla. Bak taş olursun, şu olursun, bu olursun, demir olursun, bunlar da keyfiyetçe pek bir fark yok gibi gözüküyor. O da o, o da o, yani nesneler bunlar. Ama bir şey hayat sahibi olduğu zaman tamamen bambaşka bir şey oluyor. Bak toprak, demir, çinko, alüminyum. Bak o alüminyum, bu demir, şu çinko, element olarak bunları birbirinden ayırıyorsun ama sahadaki şeyler olarak çok bir fark yok onlarda. Ha, birisi iletkendir, diğeri değildir, bilmem şudur budur. Elementlerin elbette birbirinden farklı özellikleri var. Periyodik cetvelde onları böyle sıralamışlar. İşte bir aranın belli bir özellikleri olanlar bir arada, başka özelliği olanlar bir arada falan. Metaller, şunlar bunlar. Tamam da ama hayat, o periyodik cetvelde hayatı koyduğun zaman iş çok başka bir şey oluyor yani. Varlığın içinde ayrı bir bütünlük arkadaşlar. Hayat bütünlüktür. Yani hayat farkındalıktır, hayat bütünlüktür. Çok farklı şeyleri vardır, yönleri vardır ama hani bu noktaya dikkat edelim. Kainat nasıl bir bütün? Hayat da onun içinde yaratılmış, ondan yaratılmış ama onun içinde ayrı bir bütün. Kendini ayrı tanımlayabiliyor hayat. Ayrıca kendi ihtiyaçlarını kolluyor hayat. Kollayamazsa ölüyor hayat. O içindeki kendi has düzeni bozulabiliyor. Biyolojik hayat dediğimiz hadise kainatın varoluşundan ayrı bir varoluş şekli gibi böyle. Ya taş nasıl var oluyor? Onun taşın varoluşu atomik düzeyde açıklanıyor.
Demir nasıl var oluyor? Onun varoluşu, varlığını devam ettirişi atomik düzeyde açıklanabiliyor diyelim. Diğer elementleri de öyle sayalım. Ama biyolojiye geldiğiniz zaman burada başka şeyler. İşte hormonlardır, amino asitlerdir, RNA'dır, DNA'dır, bilmem işte fotosentezdir, mitokondridir, bilmem neler neler. Yani o kadar girift başka bir olay açılıyor ki karşınıza. Onu ayrı bir ilim dalı yapıyorsunuz. Biyoloji. Bunu anlamaya çalışıyor. O has düzen nasıl işliyor? Dolayısıyla evet, kainatta en mühim netice hayattır. Çünkü ondan daha sistemlisi yok. Evrimciler bile o kadar inançsızlıkları içinde, hani diyorlar ya, ağaç da meyveye doğru gidiyor falan. Hani o silsilenin ucunda hayatın bu tabakalarının olduğunu kabul ediyorlar. Varlık, varlık altta toprak gibi düşünün. Evrim ağacı. Yine ağaçlık veriyorlar yani. Demek ki onlarda da bir netice düşüncesi var. Varlık var olmuş, milyonlarca sene geçmiş. Ondan sonra bak hayat çıkmış. Piyasaya en son çıkıyor. Kemale doğru gidiş. Bak onlar da bu küçük kapıdan da olsa evet diyorlar. Yani hayat daha üst bir şey. Bunu kabul ediyorlar kendi ideolojileriyle de olsa. Ki biz Müslümanız. Biz zaten hayatın amaçlı bir şey olduğunu söylüyoruz. Cenab-ı Hak kainatta vahdet ile var ettiğini, hayatta ehadiyet ile var etmiş. Onu ona misali müsaggar kılmış. Evet, madem kainatta en mühim netice hayattır. Çünkü her şey hayata hizmet ediyor. Onun sistemi çok daha başka, daha üst. Hayatlar olan bir şey her şeyle ilgili oluyor. Dağ kocaman dağ ama dağın hiçbir şeyden haberi yok. Bir bilinci yok. Ama arı, küçücük arı, bütün böyle vadileri kolluyor, geziyor ki nerede çiçek var. Bak, hayat onu daha çok şeyden farkında kılıyor. Cisminin küçüklüğüne rağmen arı bir dağdan daha fazla farkındalık sahibi. Madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden, yayılan, kıymettarlığı için nüshalara teksir edilen, çoğaltılan, yani bir kitap çok kıymetliyse çok satılır, onun için de nüshaları çok çoğaltılır. Değil mi? Çok tutan kitap iyi kitap demektir. Bu tam piyasada bunu karşılamıyor bugün ama bestseller o kadar iyi kitaplar çıkmıyor ama okunuşlu kitaplar diyelim en azından. Kainatta tabii ki de Cenab-ı Hak haşa sümme haşa bizim kapitalist piyasamızda işlemiyor Cenab-ı Hak'ın düzeni. O Hakim ismiyle bir şeyi çoğaltıyorsa nüshaları kıymetli ki çoğaltıyor. Hani daha çok ele ulaşsın, daha çok şahidi olsun, daha çok sanatı gözüksün diye uğraşıyor. Uğraşıyor kelimesi de tırnak içinde diyelim. En ziyade intişar eden ve kıymettarlığı için nüshaları teksir edilen, çoğaltılıyor ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır. Bakınız biz hayatın faniliğine nasıl bakarız? Biz hayatın faniliğine sekülerler şey olarak bakarlar. Yani ne kadar tesadüf oyuncağı bir şey olduğuna işareten bakarlar. Fakat burada öyle denmiyor. Yani kıymettarlığından dolayı sık sık piyasaya sürülüyor. Eskisi kaldırılıyor, bir daha yenisi sürülüyor. Eskisi kaldırılıyor, bir daha yenisi piyasa sürülüyor. Veya o nüsha kaldırılıyor, bu nüsha getiriliyor. O götürülüyor, bu getiriliyor. Bu kıymettarlığından daha çok örneği, daha çok numunesi, daha çok sergisi oluşsun diye. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilminde elbette ki zamana serili her şey mevcut. Biz şimdiden ibaret bakıyoruz aleme. Geleni gideni gördüğümüz zaman ya yazık oldu diyoruz, gitti. Ama o gitmedi ki aslında. Var. Varlık olarak bir kere çıktıysa varlığa, onun aynalığı sabitlendi artık. Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcut zaten. Yazıldı melekler tarafından. Gitmesi bizim için gitmek. O aslında varlığını sürdürüyor. Zamanı aşkın bir şekilde ayetliğini sürdürüyor. Bizim için gelip gitmek olan hadise, bize öyle gözüken hadise aslında nüshaların çoğaltımı. Bakın nasıl bir noktaya geldik. Şimdi ben yarın bir gün toprak olduğumda diyelim neslim devam ediyor. Onların aynalığı çıkıyor piyasaya. Ama ben toprak olduğumda benim hiç mi oldu aynalığım? Yok, ben zaten ilmi ilahide Ahmet olarak mevcudum. Cenab-ı Hak beni ziyan etmeyecek ki. Ahmet olarak gösterdi sanatını bir. Ondan sonra Mehmet olarak gösterecek, Şevket olarak gösterecek, Nusret olarak gösterecek. Ve o sergi zaman aynasında böyle dizil duracak. Kaybolmayacak. Bize göre kayboluyor. Biz çünkü zamanın içinde sınırlı varlığız. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaratışı kendi manzarı alasında öyle gözükmüyor yani. Evet.
böyle baktığımız zaman o gelip gitmek bizim için gelip gitmek yani. Zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır. Ve madem küre-i arz bu kadar zihayatın envaıyla dolmuş, yani bu kadar canlının türleriyle dolmuş küre-i arz yani dünya ve mütemadiyen sürekli zihayat envalarını tecdit, yenileme ve teksir, çoğaltma etmek hikmetiyle her vakit dolar boşalır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk ederek, halk edilerek, yaratılarak bir mahşer-i hüveynat oluyor. Mahşer-i hüveynat, küçük canlıların mahşeri gibi manası var. Şuradan okuyayım size arkadaşlar sözlüğünden. Mahşer-i hüveynat, küçük canlıların toplanma yeri. Yani bizim nasıl haşrimiz olacak, yaratılacağız, meydan-ı haşirde yaratılacağız. Küçük canlılar da sanki böyle o ne diyelim, pis şeyler bile olsa, değersiz şeyler bile olsa bir çamur damlasında yaratılıyorlar, varlığa çıkıyorlar. Bir damla şekerli suda bir bakıyorsun canlılar oluşmaya başlıyor. Cenab-ı Hak orayı da bir haşir meydanı kılmış. Nasıl biz haşre çıkacağız? Bak kendi haşrimizin bir şeyi örneği olarak kainatta bu oluyor zaten. Bir damla suda oluyor, bir damla işte çamurda oluyor, başka başka damlalarda oluyor. Küçücük yerlerde, hasis şeylerde, pis şeylerde, leşlerde mesela bakıyorsunuz işte kurtlanmış falan filan çürükçül bakteriler üstüne yoğunlaşmışlar onu tekrar toprağa dönüştürmek için. Ama onların oradaki çoğalması sırasında da bir hayata dönüş yaşanıyor. Var ediliş yaşanıyor. Bir şeyin cesedi diğerinin hayat kaynağı oluyor. Bir varlığın cesedi diğer canlıların, orada işte o çürükçül canlıların hayatlandığı yer oluyor. Neden bizim işte şeyimizde böyle olmasın, dünyanın kıyameti de ahirete dönük olarak bizim tekrar meydana çıkmamızın alanı olmasın, o cesetten bizim gibiler yaratılmasın. Burada ona da bir gönderme var tabi. Ve madem küre-i arz bu kadar zihayatın envaıyla dolmuş ve mütemadiyen sürekli zihayat envalarını tecdit, yeniliyor ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşalır, kainat böyle bir düzen. Cenab-ı Hak sonsuz, varlık sınırlı. Geçen derste konuştuk bunu. Sınırlının sonsuzu kaldırabilmesi için dolup boşalması lazım. Dolup boşalması lazım. Bir tasla bir okyanusu boşalttığınızı düşünün. Bir tasla bir okyanusu. Mecbursunuz o tası dökeceksiniz, tekrar dolduracaksınız. Dökeceksiniz, tekrar dolduracaksınız. O iş öyle olur ancak. Bir tasa okyanus sığmaz tek seferde. Tıpkı bunun gibi de la teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı, sıfatları, şunatı tecelli ediyor kainatta. Ama bu kainat onu kaldıramaz ki. Ne yapıyoruz? Değişiyoruz. Değişerek Cenab-ı Hakk'ın o tecellilerine aynalık yapıyoruz. O değişmemiz sayesinde bizdeki tecelliler zenginleşiyor. Hasta oluyoruz, sağlık buluyoruz. Öfkeli oluyoruz, neşeli oluyoruz, stresli oluyoruz. Duygusal oluyoruz, bilmem şu bir sürü duygumuz var, bir sürü haletimiz var, bir sürü iş var başımıza gelen. Varlığın bin türlü, bin bir türlü hali var. Bu haller boşuna değil. Bu haller aynalığı çoğaltmak için. Böyle baktığınız zaman da bakın mesela yaşadıklarımızla barışmak ne kadar mümkün. Cenab-ı Hak şunu niye yaşattı? Aynalık. Bunu niye yaşattı? Aynalık. Her birinde ayrı bir aynalık. Derler yani mizah nedir? Trajedi artı geçen zaman. Trajedi artı zaman. Yani bir zamanlar trajedi gibi bir şey yaşıyorsun. Ama zaman geçtikçe belki o senin için gülünecek bir şeye dönüşüyor. Zaman da varlığın bize görünüş şeklini değiştiriyor. Biz değişiyoruz çünkü. O tecelli bizi değiştirdiği için bizdeki değişiklik de varlığa bakışımızı değiştiriyor. Olgunlaştırıyor, kemale erdiriyor veya dalaletteysek daha da kötü durumlara düşürüyor tabii ki de. Bak bu dolma boşalma bunun için. Tecdit ve teksir, çoğaltma ve yenileme hikmetiyle her vakit dolar boşalır ve en hasis, değersiz, hasis değersiz demek herhalde, evet değersiz ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle, çoklukla zihayatlar halk edilerek, yaratılarak bir mahşer-i hüveynat oluyor. Küçücük lamel arasına koyuyorsun bir damla bir şeyi,
O mikroskobun camları vardır ya, ortaokulda mıydı, lisede miydi bize öğrettiler. Şöyle bir bakıyorsun, ya arkadaş ne işler dönüyor orada. Orada Cenab-ı Hak neler neler yaratıyor. Veya bir deney için bir şey yapıyorsun. Bir işte ıslak pamuğa bilmem ne koyuyorsun, fasulye koyuyorsun. Bir geliyorsun ki yeşillenmiş. Veya başka bir canlı türü, maya türü koyuyorsun. Gidiyor geliyorsun ki, aa bak değişmiş, neler olmuş, yosunlanmış falan vesaire. Cenab-ı Hak her bir parçasını kainatın sürekli canlılık üretilen bir sanayiye dönüştürmüş. Bu dünya, özellikle bu dünya sürekli canlılık üretiyor. Biyolojik canlılık, bizim bu dünyada temaşa edebildiğimiz o kısmı, şahitliğimize giren kısmı, o kısmı sürekli varlık, biyolojik bir hayat üretiyor. Durmadan müthiş bir sirkülasyonla üretiyor. Ve madem hayatın süzülmüş en safi hülasası, hayatın süzülmüş en safi hülasası, konsantresi olan şuur, yaptığının farkında olmak diyelim, şuur, bilinç, idrak, evet, yaptığının farkında olmak, akıl, kıyas yapabilmek. Akıl şuurdan farklı olarak arkadaşlar kıyas yeteneği de kapsar. Yani şuur farkındalıktır. Yani şuur sahibi canlı neliği hakkında farkındalık sahibi olur. Akıl bir de kıyas yapma yeteneği katar buna. Biz akılla bir şey düşündüğün zaman çoğu zaman yaptığımız kıyastır. Mesela şunda şöyle oluyorsa bunda da böyle olur gibi mantıktır yani. Bunun karmaşık halleridir ya da. Ve en latif ve sabit cevheri olan ruh, hayatın en latif ve sabit cevheri olan ruh. Ruhun mahiyetini biz bilmiyoruz emri ilahi olarak. Hani bilgisayar programı gibi benzetmeler yapıyoruz ama tabii bunlar sadece bizim anlamak için kurduğumuz benzetmeler. Cenab-ı Hak böyle bir ruh denilen daireye emirden bir şey var etmiş. Ya da ona maddi bir şey, ceset giydirmiş. Bir beden giydirmiş. Ve onu bizim cevherimiz kılmış. Hayat aslında ruhun anayasasına dayanıyor gibi bir şey. La teşbih ve la temsil. Beyanımdaki kusura bakılmasın, ruh hakkında bilgi sahibi olmadığımız şey. Kur'an'ın da beyanıyla bize hakkında pek az bilgi verilen bir şey. Ama biliyoruz ruhumuzun da olduğunu. Çünkü sabitemiz var. Ahmet çocukken de Ahmet'ti. Şimdi de Ahmet. Bir Ahmetlik bilinci var Ahmet'te. Tek bir şey olduğunu o zaman aynasında biliyor. Halbuki Ahmet'in her şeyi değişti. Belki değişmemiş hiçbir hücresi yok. Baştan sona kadar bütün hücreleri tekrar tekrar yapıldı, öldü, yaşatıldı, tekrar yenisi yaratıldı vesaire. Peki bu sabitelik nasıl korunuyor? İşte bu bize ruhu bildiriyor. Yani bir yerden nakşedilen bilgi var ve o bilgi bende bir sabiti oluşturuyor. O da ruhtur diyoruz biz. Latif ve sabit cevheri olan ruh, bu küre-i arzda gayet kesretli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre-i arz, hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Küre-i arzdaki durumu tahlil ediyoruz şimdi. Dünyada hayat, biliyorsunuz zaten o kısmı konuştuk. Akıl da var ediliyor. Şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Dünya sadece maddi varlığıyla bırakılmamış. İçindeki o bütünlükler de kendi içlerinde bir bütünlük algısına sahip ve dışarısı dedikleri yere karşı da bir dışımdakiler bilgisine sahip. Cenab-ı Hak böyle bir ilişkiyi kurmuş kainata. Kainata ve özellikle dünyaya, küre-i arzda asıl çok gördüğümüz bu. Ben Ahmet'im, dışımdaki dünya diye bir yerde olduğunu tanımlayabiliyorum. Başka canlı bile olsa, mesela tek hücreli bile kendi içinde bir bütünlük bilincine sahip, o da bir şey tüketiyor. Bir şeyden sakınıyor. Biliyor çünkü eğer o sakınmadığı, o şeyden sakınmazsa o onu öldürecek. Veya işte bir şeyi kovalamazsa, rızkını almazsa, tek hücrelinin de kendine göre bir rızkı var. Peşinde koşmazsa o zaman ömrü gidecek. O bile kendi içinde iç dış dengesi içinde bir bütünlüğe sahip, bir bütünlük idrakine sahip, bir de dışarısı bilgisine sahip. Onu kurabiliyor. Bunlar hep neyin işareti? Akıl, şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Bunun dünyada her türlü tecellisini görüyoruz. Elbette küre-i arzdan daha latif, bak, küre-i arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük,
daha ehemmiyetli olan ecram-ı semaviye, semavi cisimler, mesela güneş, mesela güneşten çok daha büyük Sirius yıldızı veya ondan çok daha büyük böyle kızıl güneşler var, dev, kızıl dev diyorlar, dev gibi. Güneş yanında böyle bu kadarcık kalıyor. Biz dünya olarak güneşin yanında neyse, güneş de o yıldızın yanında öyle. Ya da ondan daha da büyük kara delikler. Daha ehemmiyetli olan ecram-ı semaviye, ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Bakınız işte akıl diyorduk ya, kıyas yaptırır bize. Bediüzzaman Hazretleri bir kıyas yaptırır. Dedi ki, ya dünya o varlık içinde sürekli hayat üretiyor. Hem de nasıl üretiyor? Yani sürekli bir sirkülasyon. Gidenler, gelenler, yoğun bir trafik, o geliyor, bu gidiyor. Her sene bilmem ne kadar sinek var oluyor. Her sene var olan sinek sayısı insanlığın başlangıcından sonuna kadar var olacak insan sayısı kadarmış diyorlar. Daha tek hücrelere insek kim bilir ne sayılar var, ne büyük rakamlar var. Şimdi böyle bir sirkülasyon bu dünyaya mı has sadece? Allah Allah. Bak bugün bilim adamları ne yapıyorlar? Ya hayat olması lazım, bu kadar evren boş olamaz falan. Bir sinyal gönderiyorlar, bir bilmem başka bir şey, uzay aracı gönderiyorlar. İşte hayatın varlığına dair bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Bitki Zekası diye bir kitap okumuştum. İtalyan bir profesöründü. Adam diyor ki, biz diyor uzayda kendimizi aradığımız için, kendi hayat türümüzü aradığımız için, biyolojik hayat diye bir şey var. Biz hayatı sadece bu kadar biliyoruz. Kendi hayat türümüzü aradığımız için, muhtemelen başka hayat türleri varsa bile yanından geçiyoruz ama fark etmiyoruzdur diyor. Bak bunu diyen İtalyan bir profesör. Başka hayat türleri varsa bile her yerde biz muhtemelen diyor onların yanından geçiyoruz ama fark etmiyoruz. Çünkü niye? Kendimizi arıyoruz. Bizden yok ki orada. Oranın şartları daha değişik. O işte bitkilerin zekasını, bitkilerin hareketlerini insanoğlunun idrak etmekte biraz gevşek kaldığını söylüyor yazar. Kendisi bir bitki hayranı. Bitkilerin zeki olduğunu, iletişim kurduklarını, akrabalarını tanıdıklarını, mesela akraba tohumları bir bitkinin tanıdığını, ona göre toprakta yayılmasının değiştiğini vesaire vesaire. Yani çok güzel şeyler anlatıyor kitap, Bitki Zekası diye bir kitap arkadaşlar. Edinin okuyun derim. Yani o açıdan baktığınız zaman adam haklı. Biz ne arıyoruz? Gene böyle insana benzesin ama işte kulağı biraz şöyle olsun, gözü biraz şöyle olsun, ağzı biraz şöyle olsun. Hani yine kendimizi arıyoruz. Ya böyle olmak zorunda değil ki hayat. Biz hayatın bir çeşidiyiz. Kim bilir kaç çeşidi vardır. Mantıklı olan da o adamın dediği gibi sadece bizde değil, bin türlü şekilde, nasıl ki bu dünyada bin türlü hayat var, bu evrende de 100 bin türlü, 1 milyon türlü belki hayat var. Bunlar hep çokluktan kinaye. Normalde dünyadaki hayat da belki milyonlarca tür kapsıyor. Bak dünyadaki hayat milyonlarca türü kapsıyor. Evrendeki hayat kim bilir kaç milyon türü kapsıyor. Biz sadece kendimizden biçiyoruz. Bizim gibisi varsa var, yoksa yoktur diyoruz. Öyle düşünmemek lazım. İşte küre-i arzdan daha latif, daha nurani. Bu özellikler hayata daha müsait. Daha latif, daha nurani. Daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecram-ı semaviye, gök cisimleri. Ölü, camit, cansız, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Yani bu dünya böyle olmuş, ötekiler bundan hariç mi kalmış? Onlardaki şahitliği kim yükleniyor? Biz bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın eserlerine şahitlik yapıyoruz. Peki evrenin bir köşesinde patlayan bir yıldızın şahitliğini kim yapıyor? Orası da şahitlik ister. Orada Cenab-ı Hakk'ın eserleri gözüküyor. Oraya göre de bir tesbih, bir tezkir, bir ibadet olması lazım. İbadetli, şuurlu, akıllı, ruh sahibi canlıların olması lazım orada da. Madem biz burada bu fonksiyonu görüyoruz, biz bu fonksiyonu burada görüyorsak oralarda da bu fonksiyonu görenler vardır. Madem bizim Rabbimiz bunu istiyor, böyle olmasını istiyor varlığın. Sadece cansızlardan, şuursuzlardan halk olmasını istemiyor. İstemiyor ki bizi var etmiş. Aynı Allah bunu Mars'ta da istiyordur. Aynı Allah bunu Jüpiter'de de istiyordur. Aynı Allah bunu Güneş'te de istiyordur. Kara delikte de istiyordur. İstiyordur yani. Hani bu onun şeyini, ondaki istikrarı, ondaki kayyumiyeti, devamlılığı ile takdir edilebiliyor. Kafada ya böyle olmalıdır denilebiliyor yani.
camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayattar vaziyetini verecek ve netice-i hilkat-i semavatı gösterecek ve hitabat-ı sübhaniye mazhar olacak olan zişur, zihayat ve semavata münasip sekeneler, sakinler, orada yaşayanlar herhalde sırrı hayatta bulunuyorlar ki onlar da melekelerdir. Tekrar dönüyorum. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek. Şenlendirme kanunu. Ve hayatlar vaziyetini verecek. Hayatlandırma kanunu. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kanunları. Dünyada görüyoruz. Oralarda da öyle olması lazım diyoruz. Geometride hani açı, kenar, açı kenar, açı böyle benzerlikler vardır. Onun sayesinde bulursunuz açılarını veya ölçülerini tayin edebilirsiniz oranlar kurarak. Veya işte Esma-i Sitte Risalesi'nde Bediüzzaman Hazretleri mesela İsmi Kuddüs bahsinde diyor ya, ya nasıl ben burayı temizliyorum, ben temizlemesem burası kirleniyor, benim odam kirleniyor. Kainatı da bir temizleyen olması lazım, yoksa böyle temiz kalmaz, o da kirlenirdi diye bir benzerlik kuruyorum. İnsana Allah-u Teala bu kıyas yeteneğini vermiş. Kıyaslayabiliyoruz. O kıyas yeteneği yine bize söylüyor ki burası şenleniyorsa oralar da şenlendirilmiştir. Burası hayatlıysa oralara da bir hayat bahşedilmiştir. Bizimki gibi olmak zorunda değil. Biyolojik olmak zorunda değil. DNA'lı, RNA'lı, amino asitli falan olmak zorunda değil kardeşim. Yapı taşı toprak olmak zorunda değil. Proteinler, karbonlar, hidrojenler olmak zorunda değil. Bambaşka bir düzende hayat yine var edilmiş olabilir. Bizim gözümüz onu göremiyor olabilir. Böyle hayatlar var olabilir. Biz niye varlığı kendimize sınırlıyoruz ki? Bizim idrakimizin bir sınırlılığı var zaten. Hayatlar vaziyetini verecek ve netice-i hilkat-i semavatı gösterecek. Hilkatin, semavatın, göklerin hilkatinin neticesini, sonucunu gösterecek. Ve hitabat-ı sübhaniye, Cenab-ı Hakk'ın sübhani hitabatına, kusursuz, nihayetsiz kemalde olan hitabına mazhar olan zişur, zihayat ve semavata münasip sekeneler herhalde sırrı hayatta bulunuyorlar ki onlar da melekelerdir. Biz bu dünyada bir iş yapıyorsak bu alemde de bu işi yapanlar var. Üstelik biz bu işi tam beceremiyoruz, çok da yerlerinde hatalar yapıyoruz, günahlar işliyoruz. Ama oralarda bu da olmuyor. Bak biz dünyayı çok karıştırıyoruz. Ama Mars'ı karıştıran yok. Jüpiter'i karıştıran yok. Bizim yaşantı tarzımızdan dolayı dünya bizden illallah diyor. Yani yaka sırkıyor. Oram kirlendi, buram işte delindi, ozon tabakam şöyle oldu, küresel ısınma böyle yaptı. Ama öteki tarafların düzeni olduğu gibi devam ediyor. Oranın sakini, başka bir yerde üstad diyor, oranın diyor ahalisi isyansız. O yüzden oralar karışmıyor pek. Dünya çok karışıyor. Çünkü ahalisinin isyanı da var. Evet. Şöyle bir vaktimize bakalım. Oo, 40 dakika dolmuş. Aslında devam etmeye niyetim vardı ama 40 dakika dolmuşsa çok da uzatmayalım. Bu ilk paragrafı bir daha okuyayım. Okuyarak bitirmiş olalım. Sadece meleklere imanla hayat arasındaki ilgiyi konuşmuş olalım. Hem hayat melaike-i iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymettarlığı için nüshalara teksir edilen ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır ve madem küreye arz bu kadar zihayatın envaıyla dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdid ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşalır ve en hassis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk edilerek bir mahşer-i hüveynat oluyor. Ve madem hayatın süzülmüş en safi hülasası olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh, bu küre-i arzda gayet kesretli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre-i arz hayat ve akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Elbette küre-i arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecram-ı semaviye ölü, camid, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek
ve hayattar vaziyetini verecek ve netice-i hilkat-i semavatı gösterecek ve hitabat-ı sübhaniye mazhar olacak olan zişur, zihayat ve semavata münasip sekeneler herhalde sırrı hayatta bulunuyorlar ki onlar da melekelerdir. Burada sübhaniyetin Cenab-ı Hakk'ın anılması belki şundan. Yani burada bunu yapan Allah orada onu eksik bırakmaktan münezzehtir. Dünyada hayatı var ederek buradaki muhataplığını, buradaki muhataplarını daha üst seviyeye çıkaran Cenab-ı Hak, onlara hitabat-ı sübhaniyesiyle hitap buyuran Cenab-ı Hak, diğer yerlerde bunu eksik bırakmaz. Yani kusur bırakmaz. Oralarda da mutlaka biz bilmiyoruz, görmüyoruz, şahit olamıyoruz. En azından bu cisim tarafımızda göremiyoruz. Ehlullah elbette görüyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Kuddisesi Ruh, İmam Rabbani Hazretlerinin Kuddisesi Ruh, onların şahitlikleri var mesela eserlerinde anlattıkları. Sadece İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname'de anlattıkları var mesela. Semaları anlatıyor, onlardaki işte meleklerin hallerini anlatıyor falan. Demek ki ehlullah görebiliyor. Biz göremiyoruz. Bedenden kopamadığımız için, nefis merkezli yaşadığımız için bize gözükmüyor. Ama görebilmenin de kapısı açık. Ne diyelim, Cenab-ı Hak o bağışlardan bizleri de faydalandırsın. Yani hayır demeyiz. Cenab-ı Hak lütfetsin, kerem etsin. Bizi de erkan-ı imaniyenin böylesilerinin şahitliğine eriştirsin diyelim. Bugünlük dersimiz bu kadar. Özetle şunu görmüş olduk. Hayat, bu dünyadaki hayat, evrene bakar yönleriyle de okunması gereken bir hayat. Sadece burada var olmuş, burasıyla açıklanacak, burayla ele alınacak bir şey değil. Madem ki tevhid ile bütün kainatı Allah yaratıyor, Cenab-ı Hakk'ın bütün eserlerine dönük de hayat üzerinden okumalar yapılabilir. Nitekim bu melekler bahsi de bizde böyle bir kafa açıklığı sağlamış oldu. Cenab-ı Hak o açıklıktan çapraz koşulara çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.